Evet dostlar, hepiniz yepyeni bir Farming Simulator bölümüne hoş geldiniz. Abi bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen bölüm tam olarak söylemiştim bunu. Bir dahaki bölüme zaman hızlanacak, artık pancarı satmamız lazım. Direkt orada mı yardıracağız demiştim. Tam da öyle yaptım. Gördüğünüz gibi Aralık ayındayız. Pancarımız ise max fiyatında, bekle. 768, bakacaksın şöyle teyze oğlu. Aslında bir gün daha beklenebilirmiş. Lo. Bekleyelim mi sizce? Ya ya. Yeter, satalım, kurtulalım artık. Şimdi tarlada da zaten şeyimiz var şu an. Siz söyleyin. Pancarımız var hala yüklenmesi gereken. Ben onları taşırken sizlerden de ricam, videoya destek amaçlı like atmayı kesinlikle unutmayın abi. Tam şu dakikada bakın bekliyorum abicim. Bam 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 basalım like'ları da. Tarlanın ortası nasıl olmuş lan? Sıkıntı yok. Tekrar morktayım, her türlü çıkartırız. Tümosan takılı çünkü. TT takılı olsa şöyle bir düşünürdüm, zorlanırım diye de yani. Tümosan var burada. Batmak gibi bir ihtimal yok ortada yani. Gördün, hiç zorlanmaz. Çünkü arkasındaki şey 12 ton. Yani Tumosa'nın orada batması için en az 40 ton, 50 ton yük olması lazım. Çünkü burada şoför var ve altımızda Tumosa var, adamım. Onu direkt yapıştıralım. Diğer remorku da boşaltacağım. Bir dahaki sefere çift remork geleceğiz buraya. Hemen buradaki pancarı taşıyacağız. Aldığımız paranın neredeyse %80'ini tarla satın almak için kullanmayı düşünüyorum abi. Bekleyin, rişeyi niye kapattım ben? Her rişeysiz oynayalım biraz. Şöyle kapalı rişeydim şu anda. Reşahit de denebilir, rişeyt de denebilir. Ben ne bileyim. Burayı değil mi la yüksek fiyat veren yer? Ona bakmadım. En son burada veriyordu o parayı da. Nerede işaret vurduran o? Yeri işaretli. Tamam, burası işte. Şöyle biz renkli oynuyoruz ya bu oyunu. Canlı olsun renklerimiz. Bol bol cafcaflı olsun böyle. Şeker pancarını dök. Yani biz 50K veya 50K'nın üstünü hesaplamıştık dünkü hesaba göre. Bakalım kaç paralık pancar satacağız. Dökülüyor, dökülüyor, paralar da geliyor o. Bir bu arada bildiğiniz üzere şu tam bekle, diğer remorkun tamperini kaldıralım da öyle gidelim şimdi. Biter bu, bitmezmiş gerçi de. Bu da bekledik, az daha bekleyelim. Diğerinin tamperi kalkırken anlatayım size ben onu. A ben onu size de anlatayım da. Niye bu kadar yavaş dökülüyor? Remork başı 9K, yani bizim buradan bayağı bir remork taşımamız da lazımmışmış aslında, daha. Ya teyze ol, direkt şuradan boş remorku yanlaştırması kolay olur. Böyle yapayım ben en iyisi, değil mi? En mantıklısı da o olur zaten. Minin. Tabi şey koşullardan dolayı yanaşamadık gibi. Lan oğlum, tak çıktınca niye takmadın? Vay anasını. Bir tane daha takacağız derken elimizdekini de bıraktık, anasını satayım. Bak şunu, bak onu da. Oha. Boş olunca onu nasıl çarpıyor valla. Şöyle alabildiğim kadar geniş alıp gel 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 kardeş. Tamam, sen bir tamperi kaldır.
Ben de o esnada sizlere ne yapacağımızı göstereceğim. Bildiğiniz üzere burada koyunlar falan var. Buradaki araziyi öyle iptal etmiştik. O yüzden arazimiz biraz daha dökülmüştü. Burası zaten bizim. Yani burayı biliyorsunuz. Şurası da bizim. Burayı da biliyorsunuz. Bugünkü görevimiz şu tarlayı satın alacağız. Biz satın alana kadar aslında direkt satın alalım mı lan? Burayı bir biçeriz. Değil mi? Mantıklı o. Çünkü biçerse beleş mal çünkü reis. Biz ona hiçbir ne tohum attık ne mazot yaktık. Hazır paramız da gelmeye başlamışken ben direkt şu tarlayı satın alayım da aradan çıksın baboli. Artık bizim tarlamız burayı artık tanelik olarak biçeriz. Kurumuş mısır. Zaten sılacı şu anda satabileceğimiz bir yerde yok. Bitti mi lan? Evin arkasından bari dönelim gelelim. Başka nereye döneceğiz? Aşk bu durumda yaşanıyor güzelim. Daha burada da bir remorta burada pancarımız var. Bir taşıma işini bitirelim. Direkt kepçe buraya gelir. Oradan satış yerine dökü dökü verir onu da. Dökü dökü verir. Dökü dökü. Buradan dön. Ne buradan soldan şuradan da böyle bakalım sudan iki remork iki full pancar remork onu çıkartabilecek miyiz şöyle biraz hatta ortalı da koyamam çünkü tam dursun ya da sırf çamurda duracak diye de kendisini zorlaştırmayayım remorkların düz durması gerekiyor başka çalıştır bakayım teyze oğlu bu da mı kalkıyormuş bunun kepçeye. Ha evet bu kadar alıyorum. Hop dehiyoruz. Hop yürü. Yavrum yürü. Şunu bir hızlandır bakayım. Birin dördüyle. Hemen geliyorsun. Gel 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 gel. Hop. Döküyorsun. Yürüyorsun. İndir. Pistonu da in. Lan. Nereye gittin sen öyle dığdısına doğru? Ya burada burayı şu yerdeki yığını bir remork almaz, iki remork da dolmaz diye düşünüyorum ya. Aslında diğer remork da dolabilir bilmiyorum. Belli olmaz şimdi. Direkt yerden kürüteceğiz diye bir şey yok çünkü zaten çok yukarıdan alıverelim. Biraz daha tam dökebilirim. Buna bir kepçe daha assam dolar lan bu. O daha pancar da var lan ben. Bizim buradan bayağı güzel pancar çıkmış ha. Ama gerçi pardon lan ben arkasına göre hesapladım dedim bir kepçe daha assak dolar bir remork da daha varmış. Yani bu kepçeden sonra bir kepçe daha alır gibi bu. Aynen alır. Hepsini alması da bir şey daha alır yani. Burayı da şöyle aradan çıkartalım. Tüyü mütüyü hallederiz. Tarlayı süreyken artık paramız olacak çünkü. Ne de olsa. Kaldır diye doğru. Evet tam da düşündüğümü yaptı lan bak bir kepçe daha aldı dedim aldı. Na böyle indiriyoruz. Kaldır diye doğru. Yavaş. Yürü. İndir. Na bunu da indir böyle.
Dön bakayım. Ye adamım valla burayı tam alacak herhalde ya. Alması daha az bir şey boşluk kalır gibi remorkta. Görünüm şu onu diyor. Keşke remork almasa bir remork daha çıksa ama. Yani. Görünen köy kılavuz istemez. Bence bu burayı alır yani bu remork. Daha yani bakın ilavelerin boyuna bile gelmedi. Remork başı 9 milyar işte. Bunların ikisini de fullesek 99 18 18'i demin sattık. 18 18 ne yapar? 36 yapar. Bir remork da orada var. 9 da onu sayarız. 36'ya 9 eklerseniz kaç yapar? Tabii ki 45 yapar. Bunu hesaplayamayan da gitsin ilkokuldan yeniden okusun yani. O kadar da değil. Bizim 45'in üstüne çıkmamız lazım ama. Bir yerde kalanla falan. Yerde kalanlar şeyi anca dolduracak ram organı. Yani aşağı yukarı benim hesaplarım doğru ya. Yine 50K oldu gibi. Gibi gibi. Oo, fullendik galiba evet. İndir bakayım. Gel evladım. Tam birkaç parçada bir şey kaldı. Dur bakayım lan. Belki remorkta az bir şey de olsa yer kalmıştır. Hadi bakalım şansımız deniyor. Evet. %100 olmuş. O yüzden almıyor. Ya ne yapayım abi şurada. Varsa 100-200 kilo bir şey var. O da. Kalsın ya ne yapayım. Yani 200 euro bile yapmaz belki. Abi büktüm o sen şaşırtmıyor abi. Yüksek viteste kalkmama rağmen biraz boğuldu. Ama çekmem demedi. Yine de bir vitesimizi düşürelim de traktör boğulmasın. Üçüyle kaldırmaya çalışıyoruz şu an traktör. Arkasında 24 ton da yük var. Helal olsun. Vites değiştirmiyorum bilerek. Bakalım istop edecek mi? Yoksa devir kalkıp yükselip gidecek mi? Onu merak ediyorum. Rampa bitti zaten. Şey yapar gider artık. Suda falan sıkıntı yaşamıyoruz zaten. Zaten. Na böyle geçeceğiz. Arkadaki de geçtiğine göre yardır. Bas 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 go. Sen gideceğimiz yerde şurada nasıl satayım? Evet, şöyle geldik satış yerimize de ben geniş geniş alayım da yine arkadaki remor falan sıkıntıya girmesin. TT'ye getirelim biz de o esnada. O satışını yapsın kalana gider ne yapayım abi ya. Olsun olsun 1000 dolar getirsin oradaki yani o da 1000 dolar için falan. Oo, bir kez daha geldi yine değmez. 1000 dolar dediğin nedir ki be? Şu devirde yani değil mi? Alt tarafı 30.000 TL falan yapıyor TL'ye çevirdiğine yani ne olmuş? 5 remork mu çıktı lan demek vay anasını sayın seyirciler. 5 remork pancar. Yani 5 kere 9 diyeceğiz.
Aa, buraya değil. Bu arada yani para niye hala 20K demeyin? Unutanlar için söylüyorum ya da orayı kaçırmış olanlar için söylüyorum. Tarlalık 12,5'a da. Kabul etmiyor. Mecbur sen onu oradan çekeceksin. Ondan sonra kabul edeceğim diyor. Biz de tarla araştıralım ya. Bildiğiniz üzere tarla alacağız ya. Aslında şurayı da tamlasak nasıl olur? Buranın fiyatı ne? 14K. Aslında orayı da güzel büyük bir yer yapabiliriz. Bakayım öyle haritada hem bize yakın hem de şey bir yerde yok açıkçası. Dön evlat şuradan bakayım sen. Aynen öyle. Birazdan tanelik mısır biçersek oraya gideriz. O yüzden hiç bırakmıyorum bunu. Direkt stop çektim olduğu gibi buraya. Yani hadi 2800 de bende vardı da senin şimdi bölümü açtığında kaç K para vardı hatırlamıyorum da. Yani 3K var desen 25. 25'e de 12 ekleyin. 25'e 12. Oğlum ben niye videolarımda saçma sapan hiç iyi olmadığım bir konu hakkında matematik hakkında sürekli bir şeyler hesaplayıp duruyor ya. Ama işimiz bu değil mi? Bir şeyler hesaplamadan alamıyoruz. Yani 25'e 12 ekledin de çok da bir şey etmiyor yani. 25, 35, 37K. Oğlum biz daha zarardayız anasını satayım o zaman. İki tane pardon 4 tane full remork getirdik. Ne haber? 36 ton. Burada da bir tane full remork var. De. De. 45 milyar lan kapattık piyasayı iyi mi? Ama küsuratları da sayarsan 46-47K diyebiliriz ona ya. Yani bu haritaya göre normal yani ama diğer haritalarda 46-47K sadece bir tane ekipmanın kirasına verdiğimiz için. O yüzden az geliyor biraz göze. Ama ben pati ekeceğim bir dahaki sefere çünkü bu oyunda yani normalde hep tam tersi olur. Pancı patatesten daha güzel para yapar. Ama bu haritada var bir şey. Patates daha tatlı bir para yapıyor. O yüzden ben de patates ekmeye karar verdim. Dem yorumlarda biri yazmış. Hatta zaten iki kişi yazmış. Biri demiş ki pancar ek. Biri de demiş ki patates ekliyse patatesi ne zamandır görmüyoruz. Madem senin de aklına geldi öyle ek. O da zevkli yazmış biri de. Patates ekelim ya. Parası güzel yani. Yani bu 45 kazandırıyorsa o 55-60 kazandırır anladın mı? Yani ama bu tarlalara soya eksem 20-25K anca kazanırım çünkü bir tonu geçmiyor yani şuradan şu an aktif olarak kullandığımız araziyi ilk satın aldığımızda soya vardı hatırlarsanız. Lan arkadaş bir ton gelmedi lan 800 şey geldi bir kocaman tarladan yani kocaman dediğimde bakmayın da haritaya göre yani yine. Evet son capture'yi de satacağım. 36.900. 37 38 olur mu la bunlar acaba? 2 ton sonuçta yani. Evet 38.5'ta bara yaptı. Şurada daha yerde var aslında. Şunu alabilir miyim bunları? Kirli görüntünün önüne geçmek için yoksa para falan için uğraşmıyorum şu anda.
Oraya tekrar satış yapmaya geldiğimde o arkadaş benim gözüme takılmasın yani, bütün olay o. Aynen öyle. 190 litre. Al işte abi, ne getirecek? 146 dolar. Evet, şu anda yapılması gereken işlemlerin arasında ne var? Yeni tarla satın aldık bir tane ama yetmez. Yine tarla alacağım. Çünkü güzel para kaldırdık. 38. 38'e 12 ekleyin. Tam 50 lan. Hadi 3K bizden düş. 47K'lık güzel bir pancar satışımız oldu. Güzeldi. Biraz bekleme süreçler falan da girdi araya tabi. Güzel bir fiyattan satabilmek adına. Şimdi bize bir de pancar, pardon lan, ne pancarı? Panelik mısır biçmek için uç mu lazım bir de? Buraya nasılsınız sayın seyirciler? Bu arada o ucu şey yaptıktan sonra ben piyasaya da birkaç tarla biçerdim en azından. Şeyin yani, tablanın kirası çıksın diye. Bakacağız. Capello'la kaç beygir istiyormuş? Beygir falan yazmıyor mu lan bunlarda? Çeviriyor o zaman demek ki bunlarda. Casio masiye boşver. Bizim bir şey Capello. 63K. 3200. Peki diğerinin, bu 6 metre, bu 3,4. Bunun kirası ne kadar? Ha, o zaman ben bunu kiralarım abi. Ha, neden onu şey yapayım ki yani, alt tarafı 2 sıra fazla şey yapacak diye yani. Ne gerek var abi? Zaten para yok. Gel 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 gel. Zaten realde de bu biçerdöveri ancak kaç sıra lan bu? 1 2 3 4 5 sıra alıyor mu? Ya bu biçerde bu kadar takarsın, kalkıp da onu takamazsın. Ha bak, bu biçere göre yani tam bu aslında yani. Hem alamayınca bin bir türlü bahaneler asla bitmez. Yanaşalım. Na böyle yardır. O yana da bu yana da salla. Evir çevir gör çevir salla. Yani burada alt tarafı 2 sıra daha fazla götürecekti diğerini alsaydık. Hatta pardon lan, ne 2 sıra? 3 sıra daha fazla götürecekti. Ama 2K fazladan para verecektik. Anladınız mı mevzuyu? Şuradan 3 sıra daha eksik olmuş olacaktı. Pardon, fazladan olmuş olacaktı. Ne gerek var reis? Zaten küçücük harita keyfini oynadığımız bir yer. Hem az para verdim hem de keyfini oynadım. Yoksa vermeye kaldım, ben o parayı yine vereyim yani, sıkıntı yok. Realistik takılıyoruz. Bu biçere göre zaten bu tabloda. No sorun. No English. Yes Turkish. Öyle yani. İki kere daha git gel yapsam tarla bitecek anasını satayım. Cayırda attırıyor. Şuna bak Ferguson. Yani tekrar o tarafa gitsem epey bir şey edecek. Neredeyse tarlanın yarısı bitmiş olacak.
Daha da doğru. Yarıdan da fazlası oluyor anasını satayım. Yavaş oğlum yavaş. Nasıl vuruyor tarlanın bu tarafı ama engebeliymiş ha. Daha tarla alacağım ve saban alacağım abi tarlaları birleştirmek için bizim saçlı poluk iş yapmıyor ya böyle benim istediğim gibi yapmıyor en azından. Tüm olsan da aldık bir dönerli puluk çakabiliriz ucuz bir şey bulursam. Bakalım 12K'yı aldık ama yani buradan 2 tonu geçecek herhalde çıkan şey mısır. Yani 3-4K'sını geri alacağız herhalde paranın. Yani mısır ne kadar bilmiyorum da. 2K falan varsa 4000 yapar. Yani 8000'e falan gelir yani tarla bize. Son bir tane daha attım mıydı salladım mıydı denk gelir gider dayı. Dayı dayı. Bir, iki, üç de bu yanda beş. Altı defa da tarla bitiriyoruz zaten. Diğer olsaydı 5 seferde bitirecekmişiz yani. İki buçuk ton olacak mı? Alem başa çıkasaya da 2,5 tonun üstünü görmen lazım. Hadi koçum. Haydi. Hadi lan tarla bitti 2,5 ton ol evet 2,5 tonu geçtik. Geçtik geçtik dur dur. Tamamdır durdurduğumuza da göre. Bakalım. Mısır fiyatları nerede? 2300. Bizim ora mı bu? Evet. Direkt depodan şeye yani satış yerine. Araya remork bile girmiyor. Evet, bunu da satalım. Kaç K geliyor la o zaman? Güzel para gelecek neredeyse. Tarla bize beleşe gelecek utanmasa anasını satayım. 5-6K'ya gelmiş olacak tarla bize. 12'ye aldık. Ve 5-6K oldular herhalde. 5800 yani tarla bize hadi 6000 de lan buna. Şimdi haritada şey var mı Baboli? Hasat yok. Mısır tablasını aldım. Bana mısır işi lazım. O parayı da onu. Zaten yolda giderken yakar traktör. Hiç gerek yok o zaman ya. Hiç gerek yok. Lan biçer direkt burada dursun. Lan biçerin dişi bitti yani. Tamam 43K'da güzel bir paramız oldu. Tarlamızı da aldık. Bize tarla lazım. Şeydekini şunu da alayım değil mi? Allah şu büyükler ne kadar acaba? 30K. 15K. Güzel. Şunun yeri zaten hiç iyi değil. Şu 28 kaç para? 39. Güzel para da işte. Bunlar ne la burada? Bunlar bir gezmek lazım aslında. Ya ben buradaki tarlayı iyice büyütme peşindeyim. Aslında şunları da alabiliriz. Kanki ben şuradan toprak bütünlemeye gidelim. Arazilerimiz ne kadar birbirine yakın olursa o kadar güzel olur. İyi de hoş da olur. Hemen bir gidip bakalım işte. Bakalım yeni arazimizde ne var ne yok. Şuradan çapraz koşu vereceğim. Koşu koşu vereceğim.
Burada güzel toprak bütünlüğüz burada. Hani en azından araziye geldiğimizde arazinin güzel şeyliğini yapmış bulunuruz. Oo, aslında lan şuradan da bunu tarlayı da alıp buradan yolumuza devam edebiliriz ha. Değil mi? Zaten buranın kan orasını biçeriz. Ağacın dövecini ben zaten video dışı hallederim. Onunla uğraşılmaz bile. Evet. Güzel oldu. Bak şuradaki tarlanın fiyatı da uygun. Buranın boyutu ne kadar? Ha, çok da büyük değilmiş açıkçası yani. Büyük la gerçi. ...29K hala paramız var aslında da bilemedim yani. Soya varmış. O ince uzun tarla. Neredeyiz lan biz? Kaç parasınız lan? 22K'ymış, bizde 29 var. Direkt sıfır görmeyelim. Daha yeni satış yaptık be. Daha ben ekipman alacağım. Ekipman yok çiftlikte adam gibi. Pulluklar, sabınlar, saban. Şöyle bir bakayım. Şöyle bir baktım da. Abi Türk modu değil mi? Standart. Evet, goble bunlar da. Ben goblelik bir işimiz yok baboli bizim. Beşli atmayalım şöyle. Bir de altılısı oluyorsa altılar alalım ya. Tüm otana takacağız sonuçta. Ünlü dediğin kırmızı olur gerçi. 1.9. Ya oğlum sen 1.9 yere götürürsen 5'liyken kaç götürüyorsun? Ha 1.9 en küçük haliymiş. 5'lisi 3 metre. Bilemedim ki şimdi. Yani 5'li saban 3 metre yere götürüyorsa. Ya şurada yazıyor da sonuncuyu yazmamışlar buraya. Dönerlilerin fiyatları nerelerde? Ama aslında şuradan 5'li alalım biz. Fiyatı çok uygun. Ha ne ya, hayırlı olsun. Arada TT 65'e de takarız. Onun da arkasında olur çünkü. Oha o neymiş la orası öyle. Buradan pullulan bir sağlayacağız. Şimdi güldür. 3 tarlayı birleştireceğiz başkanım. Başkanım. Cıfır pulluğumuzu takacağım ben şimdi arkama. Buradan gidelim. Sınırımızı falan belli edelim başkan. Ağış döveş dursun onları hallederiz. Y ve V tuşuna bastım. Geri gidelim lan. Geri gitme Dezolu. Minik vites ayarlarımı da yapıyorum. Dördün ikisi iyiymiş. Çimi de başka bir yere ekeriz sonra. Sıkıntı yok. Hiç çim stoğumuz da var yani. Onu da söyleyelim de şimdiden yanlış olmasın başkanım. Ne böyle yara yara gideceğiz. İşte şu dediğim gibi ben ağaçları hallederim. Şu an ağaçlarla hiç uğraşacak şeyim yok. Yani uğraşılacak bir şey yok çünkü bunlar düz ağaç aslında. Lan bunları direkt kesip asılır sürür giderdi yani bunlar bütün. Diğer tarafa daha yeni pancar ektik. Hani oraya üstte şimdi aynı şey mahsul ekilmez. Yani toprağı yoğuracak mahsul ekilmez. Buraya patates ekeriz. Oraya ne ekeceğimizi yorumlara siz yazın abi.
Seni ya buraya patates yeri hazırlayacaksın işte. Daha pancağı yerler falan da sürülecek de. Burayı bir hazırlayalım. Buraya bir rotavatör falan vururuz bir daha. Tiller çeker. Aslında şurayı bile yeniden sürsem olabilir de. Hiç uğraşamayacağım başkanım. En son bir daha vururuz ya rotavatörü. Şuraları da sürelim de. Bir sap parçalayıcı falan kiralarız. Hem pancar tarlasının ortasında iki tane var. Hem yeni aldığımız arazinin orada vardı. İki tane de orada gördüm. Oralar yaparız. Burada da iki ağaç var. Bunları yaparız. Mosan'la bana mısın demiyorum eşli ya. Ve halen daha 25 kadar param dur ama şimdi patates için makine falan da alınca. Hatta patatesin makinesini direkt satın alabilirim ya. Küçük ekipmanları vardı bende de. 10K lan dandik bir ekim makinesi 10K nasıl olabilir ya? Kiralarız bunları falan. Aa, tamam kiralarız kiralarız. Ne oluyor da nasıl takayım? Bekle bakayım lan. Yaylı pulluk zaten üstünden aşağı gidiyor. Ben keseyim onu en iyisi. Yine şöyle dibe yakın keselim mi? Düşüyor güldür. Şunu da keselim bu da aradan çıksın madem hazır yapmaya başlamış ki. Düşüyor güldür. Şimdi şunu budayacağız fantastik biçimlerde. Böyle 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 yapa yapa. Böyle güzelce bunu da budayalım. Aslında asistan kepçeyle bunu kaldırıp götüremez miyiz lan? Bak şu asistan kepçenin ağzında bir sıkıştırma zımbareti olsa yapılır aslında da. Oğlum arazi benim değilse de ağaç benim anasını satayım. Size ne? 65 nerede? Kepçeyi daha yeni koyuverdik ki geride kalım da. Aslında ağaçları da geri satıp şu anda hemen hızlı bir şekilde güzel bir gelir yapabiliriz ha. Yardır. Götüreceğimiz yer de şöyle aman aman uzak değil yani. Tekrar bakayım. Direkt kepçeyi altına sokacağım bu arada ya. Yani oyundaki şeylerle bu kadar oluyor. Yani gerçekte olsa başka zincirle falan bağlar, sürükleye giderim ama ben realde olmadığımız için de yapacak bir şey yok. Vay anasını sattı mı? Ay ben böyle işin. Motor askıda kaldı. Kitle şu diferansiyelleri. Şimdi aşağıdan demek ki taktikle deneyeyim şöyle değil mi? Şöyle en ilk konumda olsun.
Gel. Gel. Lan yapma şunu be. Ha, takıldı gidiyordu. Nereye takıldı la bu? Kenara çekelim, en azından kenarda dur. Bunları sonra parçalarız falan, bir şeyler yapar götürürüz. Hatta buna da önce ortadan oraya kadar itelim, orada çeviririz geri. İtebilirsek tabii. Ekle bakayım, şöyle çevir. Kaldır bakayım kolu zaten şimdi. Ya çıkma işte, ne var çıkmasan ya. Ben bunu tabanla daha rahat çekerim. Vallahi bak, uğraştığım şeye bak. Cevo bak, sen direkt böyle de itebilirsin aslında bunu. Değil mi? İt. En azından süreceğim yerden çıksın da. İndir bakayım sabanını da şimdi. Aa, paşa paşa seninle gelecek. Geleceksin ulan. Onun üstünden nasıl aşmayı nasıl becerdi la bu? Götüreceğim yer de şurası. Yani aman aman uzak bir yer de değil ha. Neyse şimdilik bırakayım bunu buraya. Ben sürünmeye devam edeyim dayıcım. İyi, kökün üstünden de hiç bakamsın demedi bak, onu dikkat etmediydim de güzel rahat geçti ya. Yapıcıdır. Fırtınada ağaçları nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Biraz da iç kameradan oynayalım. Lan iç kameradan pek oynamadım bugün ha. Dönüyorsun ve yardırıyorsun dayıcım. Şurayı bitirelim de videoyu da ufaktan noktalayalım. Böyle gel yardır. Evet, böyle dön şimdi, son bir kez daha gideceğiz. Olayımız bitiyor zaten ya. Ama Aralık ayındayız. Bir karmar yağmadan tamamını sürmemiz lazım. Bir dahaki bölüm sürme devam edeceğiz. Ya ben videoya girmeden yine sürerim bu tarafı. Diğer pancarı sürerken devam ederiz. Ayarlarız bir şeyler ya. Sıkıntı yok. Bir dahaki bölüm şöyle bir 65'in arkasına takarız bakalım bizim şu yeni sabanı. O ne diyecek, ne işleyecek.
Yani şekli çıkmaya başladı yani arazinin yavaş yavaş. Burası bir dahaki bölüm hasat hazır hale gelir. Bakın buradaki tarlalar birleşiyor yani şöyle yapacağız. Hatta şu alıcı dövücü de şeyler hemen burayı da tarlaya dahil ederiz. 11'in burada zaten şey remork falan onları da hallederiz. Neyse abi bence eğlenceli güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Ne diyeyim yani? Videodan çıkmadan like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hadi bay bay.